Tamamdır efendim, hemen getiriyorum. Elif, bir bakar mısın? Kahve acıktırdı sanırım. Ne tavsiye edersin? Ben çikolatalı poğaçayı çok severim. Yani denemek istersen. Ben de çok severim. Kahve zevkimiz gibi yemek zevkimiz de uyuyor desene. Tamam o zaman. Yanına da bir tane çay alayım. Berkay, şu masa iki tane kahve istiyordu. Hazırlayabilir misin? Yapamam. Bulaşıkları yıkayacağım. Bu ne ya böyle ergen gibi? Bir öyle bir böyle. Berkaycığım. Hemşiresi de yetişti. Aman ya, neyse, benim derdim bana yeter. Berkay. İyi misin? Sorun mu var? Yok. Yorgunum sadece. Tabii. Sen de çok çalışıyorsun. Mola versene herkes gibi. Bak Elif'e. Her molasında Tayfun'un yanında. Muhabbeti sardı herhalde. Hadi gel. Biz de birer kahve içelim. Hem ben de sıkıldım, kasada otur otur. İyi böyle. Müdür çalışan sınırını aşmaya gerek yok. İzninle. Peki. Sen bilirsin. Kolay gelsin. Abla neler olmuş neler. Emre Bey Yeliz Hanım almaya gitti ya. Hicran'ın o eski kocası olacak Soner pisliği tuzak kurmuş Emre Bey'e. Adamın kafasına bir şeyle vurup bayıltmış adamcağızı. Emre Bey bir uyanmış ki ortalıklarda kimsecikler yok. Pis musibet. Emre Bey'e bir şey olmuş mu peki? Ay yok, Allah'tan bir şey olmamış. Ya bu Hicran belası yüzünden şu ailenin başına gelmeyen kalmadı. Kızım sen niye başladın gene Hicran'a uğraşmaya? Ha? Ne alıp veremediğin var o garibanla? Ne yaptı sana Hicran? Ha? O da senin benim gibi insan ve ekmeğinin derdinde. Bilip bilmeden konuşma öyle Zehra. Hem sen biliyor musun Hicran'ın Soner'in elinden neler çektiğini? Ya bilmiyorsun, öyle konuşuyorsun ama. Ya hanım ne oldu? Hayırdır, yine celallendi? Ne oldu? Yok bir şey. Sen bir şey duydun mu? Neyse konuşma. O Soner iblisin dilindeymiş Yeliz Hanım hala. Küs müyüz? Yüzüme de bakmıyor. Hem suçlu hem güçlü. Sana diyorum, sana. Yüzüme baksana kızım. Ben hiçbir şey yapmadım, anladın mı? O çirkin suçlamaların hiçbirini hak etmiyorum ben. İşler bu noktaya gelmeden önce düşünecektin Hicran Hanım. Ben onca lafı yiyip yuttuktan sonra nafile. Yüzümü yere indirdim bir kere. Allah vere de derviş abim bu rezilliği duymaya. Şu an her yerde seni arıyor. Sen bu kadar kolay yırtabileceğini mi sandın aslanım? O zaman ilk iş olarak telefonu kapattıktan sonra onları geri arayıp bir yanlış anlaşılma olduğunu söylemen gerekecek. He. Söylemem dersen. İtaatsizliğine karşı kızın her bir dişini kerpetenle söker eline veririm.
Umarım iyisinizdir. Lütfen kendinizi suçlamayın. Ben her şeyi çözeceğim. Size yapılan haksızlığı telafi edeceğim. Soner'e ulaşmanın bir yolunu bulmam lazım. Hicra Hanım. Soner'in Yeliz'e karşılık onu istediğini öğrenirse... bir saniye öyle düşünmeden yanına gider. Gel. Emre sana inanamıyorum ya. Nasıl gidersin tek başına? Öyle gerekti. Ne demek öyle gerekti? Adamlar seni bayıltmış. Ya daha kötüsü olsaydı? Yeliz o herifin elinde. Daha kötüsü yok. Daha kötüsü var. Hem de çok daha kötü. Hadi hemen polise gidiyoruz. Polisi karıştırmayacağız. Soner, Yeliz'e bir şey yapmaya göze alamaz. Ama polisten haberi olursa kaybedecek bir şey kalmaz. Ne Yeliz'e ne de Hicran Hanım'ı riske atamam ben. Ne yapacağız peki? Yeliz'in kaçırıldığından polisin haberi olsaydı ne yapardı? Bunu düşüneceğiz. Ne yapardı? Yeliz'in eşkali ekiplere bildirilirdi. Mobese kayıtları incelenirdi. Yeliz'in telefon sinyalini takip ettirebilir misin? Yani çok zor. İzinsiz. Ama bir yolunu bulurum. O Soner denilen adamın numarasını da. O çakal kullanat numara kullanıyor. Takip zor. Tamam, ben halledeceğim şimdi. Sana yollayacağım numaranın hemen sinyal takibini yap acilen. Biliyorum çok zor ama sen halledersin. Sinyal takibinin bulduklarına haber verecekler. Hicran'la konuşabildin mi? Konuşmama lüzum yok. Öyle çirkin ithamlarla karşılaştık ki. Mesaj attım ben her şeyi halledeceğim dedim ama cevap vermedim. Hicran Hanım'ın sana kızgın olduğunu düşünmüyorum. Eminim o da kendini suçlu hissediyordur. Olanlar onun suçu değil. Bunun bedelini o ödememeli. Hicran Hanım'ı tehlikeye atamazdın. Sen doğru olanı yaptın Emre. Şu an tek isteğim Yeliz'i kurtarmak. Ve bir de o çakalı tekrar ait olduğu deliğe sokmak. Başaracağız kardeşim. Bu sefer kötüler kazanamayacak. Şu Soner'in gönderdiği videoyu bir daha izleyelim. Belki mekandan falan bir ipucu buluruz. Neredeydi bu USB'ler? Neyse. Polis tutla bağlanın. Bu sefer seni polisler de kurtaramayacak. Artist!